Size de gerekli linkleri yollarım. Çok sağ olun. Arkadaşlar, Econ Talk olaraktan düzenlediğimiz, İktisat Kulübü'nün düzenlediği etkinliğimizde hepinizin yakinen tanıdığı Atilla Yeşil'a da bugün misafirimiz. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri sizleri kırmadı. Bu yoğun gündemde özellikle bugün için konuşuyorum. Bize zaman ayırdı. Atilla Bey, hızla tekrar sohbetimize geri dönerekten sizden öğrencilerimizin 21. yüzyılda bu şartlar çerçevesinde üniversiteyi bitirdikten sonra ülke ve dünya ekonomisine yönelik nasıl bir vizyonla bakmaları gerekir ve neler beklemeleri gerekir çağın dinamiklerinden çerçeveli olaraktan bir analiz alabilir miyiz? Yani ya da şöyle uzun sorumu kısaltayım. Siz bugün bir üniversite öğrencisi olsaydınız ne çerçeveden kendi kariyerinizi inşa etmeye, belirlemeye yönelirdiniz? Evet, yani ben üniversite öğrencisi olsaydım ayık olmazdım hocam. Yani o şekilde o şekilde sormayayım. Şöyle diyelim, yani üniversite öğrencisi olsaydım, bugünkü aklım olsaydı, tabii ki hayatta en önemli şeylerden biri kariyer. O zaman bakardım dünya nereye gidiyor ve ben elimdeki bilgi beceri setiyle burada nereye yerleştirebiliyorum kendimi. Dünyanın gittiği yer çok belli. Yani birincisi emek gerçekten en azından önümüzdeki 10 yıl en büyük kaybeden olacak. Yani her aşamada insan için iş bulmak biraz daha güç olacak. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Birincisi tabii ki aslında yapay zeka değil, algoritma bunlar. Yani yapay zeka hakikaten var mı, oluştu mu emin değilim. Ama algoritmalar eskiden insanların yaptığı işlerin çoğunu elinden alıyor ve gittikçe bu alan genişliyor. İşte en akla sığmayan örneklerden biri haber yazan algoritmalar var. Tabii yazdığı hiçbir şeye benzemiyor ama yine de yapıyorlar. Eskiden bu işi genç editörler yapardı. Yine oradaki arkadaşlarımızın sorunu değil ama bu COVID esnasında sanayi robotlarından hizmet robotlarına geçildiğini gördük. AVM'lerde yer temizleyen ve hakikaten işte süpermarketlerde ödeme kasiyer olarak görev yapan robotlar hizmete girmeye başladı. Bunlar dünyada eğitimsiz nüfus için çok büyük bir tehlike. Dolayısıyla şimdi bir algoritmaları ya da bilgisayarı artık internetine nasıl bir isim takıyorsak buna, yani AI, yapay zeka denen gerçekle dost olmayı öğrenmeliyiz. Onunla birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz. Onu kendimize rakip olarak görersek kaybederiz. Bu illaki oturup bilgisayar programlamasını öğrenelim ya da işte yazılım dili öğrenelim şeklinde değil. Analitik olmak zorundayız. Yani hayata belli öğretiler doğrultusunda değil, pratik sorunlara çözüm bulacak şekilde bakmak zorundayız. Ve elden geldiği kadar da tabii yapay zeka ne yapıyor? Bunu düşünmek zorundayız. İkincisi, arkadaşlar artık ömür boyu iş diye bir kavram yok. İşte dünyada gig ekonomi diye bir şey gelişiyor. Yani kariyeriniz, uzmanlık alanınız ne olursa olsun, bir de zaten çok uzun yaşayacaksınız. Yani muhtemelen sizin nesil yüzleri görecek, çok rahatlıkla görecek. Ve produktif yaşı 80'in de üstünde olacak. Ne zaman emekli olacaksınız onu bilemiyorum. Pardon. Ve bu 50-60 yıllık çok uzun kariyerinizde de muhtemelen yalnız tek bir dalda birçok iş değil, aynı zamanda daldan daya atlamalar da yaşayacaksınız. Peki bunda nasıl başa çıkabiliriz? Birincisi, insanlarla ilişki kurma sanatı. Yani çok değişik kültürlerle, çok değişik felsefelere, siyasi, dini görüşlere, etnik mezheplere dayanan insanlarla çalışmaya ve onlara tolerans göstermeye, empati duymaya alışmanız lazım. Empati duymak çok önemli. Yani
karşısındakini dinlemek değil, karşısındakini duymak. Bence kariyerdeki başarı kazanmanın en önemli koşullarından biri bu. Somut olarak tabii ki uzmanlaşacaksınız. Yani bir dalda uzmanlaşmanız şart. Bunun kaçarı yok. Ama bunun yanında bu dalla ilgili tanjant alanlarda da elden geldiği kadar bilgi toplamaya, en azından eğer gerekirse kısa sürede kitabın kapağını açıp okuyacak hale gelmeniz lazım. Yani bugün bir, ben kendi dalımı söylüyorum. Ekonomistsiniz artık sizin, ben finans piyasalarını anlamıyorum, borsayı anlamıyorum deme şansınız yok. Eğer bir ekonomistsiniz muhtemelen siyaseti de anlamak zorunda kalacaksınız. Çünkü yarın bir siyaset, mesela ben ekonomist olarak eğitildim. Türkiye'de de 10-15 sene ekonomist olarak çalıştım. Sonra şu andaki işbirliği yaptığım arkadaş eski bir IMF ekonomisti. Benden çok daha iyi. Ben tamam dedim, yani ikimizin de aynı işi yapmasına gerek yok. Ben siyasi analize geçeyim. Şanslıydım, bu konuları okurum. Uzman olmasam bile alışmam kolay oldu. Yine aynı şekilde ben ekonomi mezunu değilim aslında. Ben ekonomi ve finans mezunuyum. Bu da bir tesadüf. Yani ama doktora yıllarımda hep investment, işte finans teorisi, yok modern piyasa teorisi vesaire, bunları aldım. Siz de bu şekilde çalışmak zorunda kalacaksınız. Yani bir mühendisseniz muhtemelen işletme idaresi konusunda bilgi toplamanız gerekecek. Üçüncüsü, unutmayın. Globalleşme şu anda belki geriye itiliyor gibi gözükse de globalleşme kapitalizmin ya da hakim güçlerin bize dayattığı bir süreç değil. Sümer İmparatorluğu dünyanın en global imparatorluklarından biriydi. Hindistan'dan Afrika'ya kadar ticaret yaparak zengin olmuştu. Marco Polo da kapitalist değildi. İnsanlığın, insan kızının tabiatında değişik kültürlerle iş yapmak, ticaret yapmak var. Zaten şöyle düşünmekte de fayda var. Artık sorunlar global. Yani iklim değişikliğiyle tek bir ülke başa çıkamaz ki. Çevre kirliliğiyle de öyle. Veyahut da işte bu aşı olayında görüyorsunuz. Yani herkes kendi aşısını geliştireceğine, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX projesine bir iki bilim insanı gönderseydi çok daha ucuza hepimizin aşı ihtiyaçları hallolurdu. Lafı nereye getiriyorum? Arkadaşlar, yabancı dil bilmek zorundasınız. Çok özür diliyorum. Konuşacak, oturup nutuklar atacak boyutta değil ama kendi ve bağlantılı, ilişkili alanlarda literatürü takip edecek kadar bir yabancı dil bilmek zorundasınız. Bu branşınıza göre değişir. Yani bizde İngilizce yok, başka bir şey konuşulmuyor. Ben size Fransızca öğrenin diyemem ki çünkü ekonomide hiç kullanılmıyor. Mühendislikte Almanca olabilir, Rusça olabilir. Bilgisayar dalında Çince eminim şeydir. Bence hangi dil öğrendiğinizin de o kadar büyük önemi yok. Ama mühim olan gerektiği anda herhangi bir konuda beceri ve bilgi eksikliğini tamamlamanız için açıp işte Google'dan, Yandex'ten ya da artık siz gençler ne kullanıyorsunuz arama motoru olarak oralarda hızla eksiklerinizi tamamlayabilecek hale gelmeniz gerekiyor. Bu şartlara ayak uyduran herkesin ben çok rahatlıkla Türkiye'de, dünyada da iş bulabileceğini düşünüyorum. Şöyle şu sözlerle kapatayım, değerli hocama devredeyim. Dünyada bütün icatlar işsizlik yaratmış. İşte İngiltere'de 19. yüzyıl dokuma makinelerini yakmışlar vesaire vesaire. Şimdi bence bütün bu globalizme, yani küreselleşmeye karşı tepki büyük ölçüde istihdam kayıplarından kaynaklanıyor. Ama sonra bütün büyük icatlar 10 yıl içinde imha ettiklerinden daha fazla istihdam yaratmışlar. Bu internette de böyle. Yani internette şu anda Fransa'dan filan veriler geliyor. Yavaş yavaş istihdam kayıplarını kapatıp pozitife geçmişler. Sizin açınızdan da aynı şey olacak. Bir süre sonra bu insanın yerini alan yapay zeka, sanayi 4, nesnelerin interneti gibi süreçlerin aslında yepyeni endüstri dalları yarattığını, yepyeni iş imkanları yarattığını, bunun yanına işte iklim mühendisliği, tarım mühendisliği, çevre mühendisliği ve bu gibi konularda danışmanlık gibi
yepyeni iş alanlarının açıldığını da göreceksiniz. Ben dünyanın geleceğine inanan bir insanım. İnsanlık 5 milyon yılda çok büyük tehlikeler atlattı. Bunlar da dünyanın sonu değil. Onun için başarılı, yani hiçbir zaman moralinizi bozmayın. Başarılı olacaksınız. Bu tamamen size kalmış bir şey deyip sözü yine hocama devredeyim. Atilla Bey, yani şöyle bir soru sorayım o zaman size. Dünyanın geleceğinden ümitkar olan bir insan olaraktan, büyümenin ekolojik sınırlarla bir şekilde sonlanması ve bir çevre felaketinin acaba çözülebileceğini düşünüyor musunuz? Mega projeler, teknolojik gelişmeler şu an elimizde olmayan, yarın devreye sokulabilecek, çevre konusundaki problemleri minimize edebilecek insanın üretimleri bu noktada bizi daha iyi duruma getirebilir mi? Yoksa bu noktada en azından biraz karamsarlığınız var mı? Karamsarlıktan çok, kafamda çok büyük soru işaretleri var hocam. Belki hepimiz yarından sonraki gün filmini seyretmişizdir. Hani birden Gulf akıntı ya da Gulf akıntısı neyse duruyor. Evet. Tüm Kuzey Yarımküre buz çağına kapılıyor. Evet. İklim çok non-linear bir sistem. Ne zaman kafayı yer ya da 100 yıl daha bize müsaade eder mi bilmek imkansız. Bu kafamdaki büyük soru işareti. Ben şuna dayanarak iyimser oluyorum. Kapitalizm bu sorunu halletmez. Öyle bir kapasitesi yok, niyeti de yok. Ama dünyanın her yerinde okuyabildiğim kadarıyla X ve Z nesillerim oluyor bu genç kardeşlerimiz. Bunlar neyse, Z. Son, evet, Z ve ondan bir önceki nesil. İklim değişikliği ve çevre felaketlerine karşı çok daha hassas. Bu insanlar yavaş yavaş seçmenler arasında çoğunluğu ele geçirdikleri gibi aynı zamanda ekonomik güçleri de var. Ekonomik güç şu anlamda iklim ve çevre bozulmasıyla mücadele etmeye yarıyor. Yavaş yavaş artık gençler bizim sahip olmadığımız hassasiyetlere sahip oluyorlar ve karbon salınımı üreten ürünlerden kaçmaya başlıyorlar. Bunları üretenlerin mallarını almayarak onlara bir anlamda piyasa baskısı uyguluyorlar. Ve tabii seçmen kitlesine katıldıkça da kendilerini yönetenlere bu konularda tedbir alması için baskı yapıyorlar. Bu çok önemli bir gelişme. Ben bu nesil sayesinde sorunun bir anda halledileceğini, tabii ki olmayacak. Yani işler daha da kötüye gidecek, ondan hiçbir şüphem yok. Ama felaketin eşiğine gelmeden sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Şimdi birkaç şey daha var lehimize çalışan. Bunlardan bir tanesi, dünya nüfus artış hızı çok yavaşladı. İkincisi, hocamızın bahsettiği gibi yepyeni teknolojiler üretiyoruz. Yani şu anda dünyanın bütün enerji gereksinimini güneşten veyahut da rüzgardan ya da işte dalga enerjisinden sağlamak mümkün. Dolayısıyla fosil yakıtlar olan ihtiyacımız da azalıyor. Bütün bunların eninde sonunda bizi ekolojik bir felaketten veyahut da bir iklim faciasından kurtaracağına inanıyorum. Şimdi büyüme konusuna müsaadenizle çok kısa bir ayrı parantez açmak isterim. Hangi büyük ekonomisti, ismini hatırlayamıyorum, şu yorumu yaptı ki hala geçerli. Solow'du zannediyorum. Bilmiyorum hala yaşıyor mu rahmetli. Baktığım her yerde bilgisayarların produktiviteyi katladığını görüyorum. Bir tek verilerde yok demiş. Yani artık malla büyümeyeceğiz, mal üreterek. Belki de büyümeyi yeniden tanımlayıp veri tabanımızı değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle çok soyut olabilir. Kendi örneğimden anlatayım. Bu çok daha basit geliyor. Ben 1986 yılında doktoraya başladım. O zaman bir proje yaptığımızda okulun böyle koskoca binasında bilgisayar vardı. Oraya gidip sıraya girerdik. Sonra kartları martları verirdik ya da eğer şanslıysak klavye vardı. 2 gün sonra bilgisayar televizyon edip bize cevap verirdi. Bundan daha önemlisi arkadaşlar internet yoktu. Yani ben doktora yıllarımın büyük
kısmını tozlu kütüphanelerde işte fotokopi çekmekle geçirdim ki artık fotokopi çekmenin ne olduğunu bile unutmaya başladım. Şu anda ben 60 yaşında eskisi kadar hızlı düşünemiyorum ve eminim sizin kadar da zeki değilim. Bu gayet normal bir şey. Ama o kadar hızlı öğreniyorum ki internet sayesinde. Yani eskiden bir konuda fikir edinmek için 20 tane kitabı açıp sonuna kadar en azından gözden geçirmek gerekirdi. Şimdi search engine'e giriyorsunuz. İlk kaynağı anlamazsanız ikinci size bir cevap veriyor. Ben geçmişe nazaran 10 misli daha produktifim. Ama bu milli gelir kayıtlarında gözükmüyor. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Bir de ayrıyeten yani Birleşmiş Milletler'in UNCTAD'ın falan bu konuda çalışmaları var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Mal ve hizmet üretiminin artması anlamında büyüme çok geride kalmış bir kavram. İnsan refahı üzerine yoğunlaşmak lazım. Yani bizim artık inkişafı, ilerlemeyi kişi başına milli gelir değil, işte sağlık, genç çocuk evliliklerinin engellenmesi, özgürlükler endeksi, temel bilimlere erişim vesaire gibi çok daha geniş veyahut da işte çevre koşullarının iyileştirilmesi, hava kirliliğinin azaltılması gibi çok daha geniş bir yelpazede tanımlayıp bunun için endeksler geliştirmemiz gerekiyor. Ve gelişik de bu yönde gidiyor. Yani ben tabii ki hiçbiriniz adına konuşamam. Sizin aklınızda fikir yarısında bulunmam da mümkün değil. Okuduklarımı yansıtıyorum ama bizim neslimiz tamamen iş bulabilmek için büyük bir çaba gösterdi 30'una kadar. Şu andaki neslin anladığım kadarıyla tabii ki aç kalmak istemiyor, yanlış anlamayın ama mal biriktirmekten ve servet biriktirmekten çok tecrübe biriktirmeye, bilgi edinmeye ve daha uyumlu, ahenkli bir toplumda yaşamaya önem veriyor. İnşallah haklıyımdır bu konularda. Bütün bunlar da hem dünyanın şeklini değiştirecek hem bizim dünyayı ölçüm şeklimizi değiştirecek diye düşünüyorum. Pardon, çok uzattım galiba. Yok, çok güzel oldu Atilla Bey. Peki bu teknolojik gelişmelerden doğan iyimserliğiniz ve verimlilik üzerinden ortaya koyduğunuz projeksiyon bir evrensel temel gelir, bir vatandaşlık gelirini de içeriyor mu, öngörüyor mu? Bu noktadaki düşünceleriniz nedir? Yani nihai olarak oraya varır mıyız? Ya da varırsak bu iyi bir şey mi olur? Yoksa insanların kendilerini geliştirmesi için menfi bir, negatif bir dinamik mi yaratır? Vallahi varmak zorundayız. Kapitalizm aşırı hırpalandı. Bu salgın hakkında emin olduğumuz şeylerden biri de gelir dağılımının daha da bozulacağı. Hem ülkeler içinde hem ülkeler arasında. Ve bir sistem, ekonomik ya da siyasi olsun, zorlamayla yaşatılamaz. Sovyetler bunu denediler ve olmadığını gördüler. Kapitalizmde insanların ihtiyaçlarını diğer sistemlere göre daha iyi karşıladığı için şu ana kadar hayatta kalmayı becerdi. Eğer bu fonksiyonunu icra edemeyecekse onun yerine de başka bir sistem gelir. Ne gelir bilemem. Budizm gelir. Anarşi gelir, umurumda değil. Ve kapitalizmin hayatta kalması için tek çare, işte nasıl hocam bir kere daha söyler misiniz? Ben buna hep asgari vatandaşlık gelir diyorum. Neydi tam anlamıyla? Evrensel temel gelir, vatandaşlık evrensel, gelir. Evet. Çok güzel. Evet, bu şart. Ve yalnız gelir olarak değil. Yani her vatandaşın Tanrı'dan gelen ve anayasadan kaynaklanan barınma, sağlık hizmetlerine erişme, internete erişme ve yeterli gıdaya erişme hakkı olması lazım. Bunları söylediğimizde ki artık IMF bile böyle yapılması gerektiğini kabul ettiğine göre gerisini düşün. Bunları söylediğimizde karşımıza iki tane itiraz çıkıyor. Bir, bu kadar kaynağı nereden bulacağız? İki, ya öyle şey olur mu? İnsanlara para verirseniz çalışmazlar, tembel bunlar. Arkadaşlar, kaynak bulmak o kadar kolay ki Elon Musk'ın serveti 800 bin, neyse işte yani. Bill Gates'in de öyle. Bu serveti nasıl kazandılar? İcatlarla kazandılar. Bunun bir, ve bu icatların hemen hepsi de istihdam kaybına neden oldu. O zaman bunun bir kısmını vergi olarak devlete iade etsinler. Onlar da herkese dağıtsın.
Yine aynı şekilde bu robotların sahipleri, işte yapay zekayı mülkiyet haklarına sahip olanlar, bütün bunlar çok büyük paralar kazanıyorlar ve haklarıdır da. Çünkü bir şekilde insanlığın yararına olan bir şeyi icat edip ödüllendirmek zorundayız. Ama bu ödüllendirme çok fazlaya kaçıyor. Piyasa doğru değer biçmiyor. Devletin bunu düzeltmesi lazım. Devletin, biz buna externality'ler de diyoruz. Mesela Facebook veya Twitter veya da işte ne kullanıyorsak, bunlar harika icatlar. Bunlar aynı zamanda ticari platformlar arkadaşlar. Yani biz muhtemelen o boyutunu görmüyoruz ama bunların arkasında çok büyük ticaret dönüyor. Ve oradan elde ettikleri kazançlar da aslında başkalarının istihdamına mani olduğu için bir externality, yani bireyin karı, toplumun zararı, bunun telafi edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla kaynak var, benim bunda hiçbir şeyim yok. Yani herkes biraz daha fazla vergi ödeyecek. Arkadaşlar, vergi baremlerine bakıyorsunuz. Türkiye'de %45'e kadar çıkıyor örneğin. Zannederim en yüksek gelirlerin oranı %45. Kaç kişi vergi ödüyor diye sorarsanız, Türkiye'de 9 milyon vergi mükellefi var abi. Ve toplam vergilerin içinde de kurumlar ve gelir vergisi %9 civarında. Yani burada bir yanlışlık olduğu kesin. İkincisi, insanlara para verirseniz iş yapmazlar, tembeldir. Olabilir, doğrudur. Bir kısmı için doğrudur. Çoğumuz için doğru değildir. İnsan tabiatı yararlı olmak, hem cinsleri tarafından takdir edilmek ve kendini geliştirmek üzerine oluşmuş. Bizi mağaradan çıkartıp ağaçlardan indiren ve bugüne getiren bu merakımız ve gayret gösterme, DNA'mızda bulunan gayret gösterme şey. Dolayısıyla evet, bir takım insan çalışmayacaktır ama çalışmasın. İnsanların çoğu asgari vatandaş gelirine kavuştuktan sonra çok daha rahat kendilerini eğitecekler ve beceriler edinip başka işler bulup, başka uğraşlar bulup topluma faydalı olacaklardır diye düşünüyorum. Atilla Bey, bu noktada Keynes'in sözü aklıma geliyor. John Maynard Keynes'in yaklaşık tam 100 yıl önce söylediği bir söz var. O ünlü uzun vadede ölü yüzü zikretmeyeceğim. Yok, ne söyleyeceğinizi az çok düşünüyorum. Buyurun. Şöyle diyor. İktisadi sorun diyor, nihayetinde verimliliklerin artışıyla çözülecektir diyor. Yani bu sorun insanlığın nihai sorunu olmayacaktır ve esas sorun, iktisadi sorun çözüldüğünde başlayacaktır diyor. 2. üst üste şimdi ne yapacağız sorunu diyor. Yani burada gerçekten insanoğlunun merakına güvenebilmeyi ben de istiyorum. İnsanoğlu hakikaten meşgul olmak durumunda. Umarız ki bu meşguliyetini üretim sorunu verimlilikler üzerine çözüldükten sonra daha insani alanlara kaydırabilecek donanımı gösterebilir. Peki ben size bir başka iktisatçının ismini vererekten size bir soru sormak isterim. Sizin de bildiğiniz Schumpeter, bu Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi kitabında bir devrimle değil ama bir evrimle kapitalizmin son bularaktan işin sosyalizme varacağını ilan eder ve bunu hiç de otoriter, kolektivist bir totaliter bir despotik rejim olaraktan görmez, bir nihai olaraktan bir cennet ekonomisi gibi resmeder. Siz bu konuda hali hazırdaki yapay zekanın, artan hesaplama gücümüzün, Schumpeter'in öngörüsünü kolaylaştıracak şekilde bize yardım edebileceğini düşünüyor musunuz? Yani İnsanoğlu isterse bu yapay zekayı farklı bir iktisadi sistem inşa etmekte kullanabilir mi? Ne dersiniz Atilla Bey? İki ayrı soru soruyorsunuz. İkisi de mükemmel. Birincisi, ihtiyaçların bittiği ekonomi diye bir şey mümkün mü? Bu konuda ben çok bilim kurgu okurum. Size Ian Banks'i tavsiye ederim. The Culture romanları. Türkçeleri de var zannediyorum. Yapay zekanın her şeyi ürettiği ve insanların çalışmak zorunda olmadıkları bir kainatı şey yapıyor. Şimdi burada insan davranışlarına giriyoruz ve sosyoloji, psikoloji bilmek gerekiyor. Ben uzman değilim. Onun için sadece bir görüş yansıtıyorum.
Bence insanlar ihtiyaçları için çalışmak zorunda kalmasalar çok daha yararlı olurlar. Daha fazla sanat yaparlar, daha fazla keşif yaparlar. Uzayı keşfetmeye yönelirler. Yani dediğim gibi bu belki biraz insan tabiatı konusundaki fikirlerimi yansıtıyor. Biraz da insanlığın evrimine baktığımızda bazen koşullar bizi evrilmeye zorlamış ama bazen de kendimiz evrilmişiz. Dolayısıyla bir noktada ihtiyaçların bittiği, yapay zekanın ve hatta robotların her şeyi hallettiği bir dünyada ben insanlığın çok daha çabuk inkişaf edeceğini ve uzaya yayılacağını düşünüyorum. Bir ufak yanlış anlamayı veyahut da çok işte filmlerde daha çok gördüğümüz bir noktayı da düzeltmek istiyorum. Yapay zeka işte bilince erişecek ve ilk yaptığı iş olarak da insanlığı yok edecek. Daha tanrı, insan ruhu konusunda hiçbir şey bilmeyen bir neslin veyahut da bir şeyin, toplumun yapay zekaya böyle niyetler atfetmesini çok komik karşılıyorum. Yani bir nasıl bilinç kazanıyor? Yani biz bilincin ne olduğunu bilmiyoruz ki yapay zeka bilinç kazanacak diye düşünüyoruz. İkincisi kendi içimizde de kelimeyi bulamıyorum. Meta bir şey. Yani inanç konusunda da işte yani bize ruhu tanrı mı verdi, nereden geldi, nedir? Bu konularda bir bilimsel görüşümüz yok. Sadece felsefi görüşlerimiz var. Bu en basit gerçekleri bilmeden kendi ürettiğimiz bir makinenin bizi imha edeceğini veyahut da niyetleri olabileceğini iddia etmek saçma bence. Şimdi ikinci sorunuza gelelim. Niye kapitalizm diğerlerine nazaran başarılı oldu? Bir teori çünkü empoze edildi. Çünkü başarılı ülkeler yani emperyalist ülkeler, hegemon ülkeler kapitalisti ve herkes de aa biz de böyle olalım dedi. Bu bir teori, yatsımıyorum ama ben başka bir şekilde düşünüyorum. Bence kapitalizmin bu kadar evrim anlamında başarılı olup hemen hemen bütün ülkeler denenmesinin sebebi insanların açgözlülüğü. Biz daha fazlasını istiyoruz ve paylaşmaya hazır değiliz. Tabiat olarak da işbirlikçiyiz, rekabetçiyiz. Ha niye bu yola saptık? Yani anaerkil toplumdan kabilelerin her şeyi paylaştığı, hiç dikey hiyerarşi olmayan küçük toplumlardan niye bu hale geldik? O bambaşka bir soru. Ama benim anladığım gerçeği söylüyorum. Kapitalizm var çünkü biz kapitalist gibi yaşamayı tercih ediyoruz. Ve bu insanlığın DNA'sında olan bir şey yok. Geçmişte bunun tam çok tersini de gördük. Yarın insan kızı çok rahatlıkla ben artık mülke değer veren ve benim çabamı daha fazla mülk ve servetle değerlendiren bir sistem istemiyorum. Başka bir sistem istiyorum. Beni yeteneğime göre, sanat başarıma göre, başka insanlara yardımıma göre değerlendiren bir sistemde yaşamak istiyorum derse kapitalizm de ortadan kaybolur. Şahsi görüşümü soruyorsanız hocam inanın ben ama yani faşist değil sosyalist bir toplumda çok daha mutlu olurum. Onu açıkça söyleyeyim. Hani 1 milyon dolarım olsun isterim ama 100 milyar doları ne yapacağımı bilmiş değilim. Yani bu parayı harcayacak bir şey yok. İnsanlar niye uğraşır bu kadar paraya sahip olmak için anlamış değilim. Ve örnekler de var yani işte İskandinav ekonomilerini tetkik edin. Yani insanlar çok yüksek vergi ödüyorlar. Beşikten mezara kadar devlet başlarında veya onlara imkanlar sağlıyor. Ama buna rağmen tembel değiller. Son derece modern. Ve mutlular. Ve mutlular, evet. Mutlu olmayanlar zaten alkolizmden ölüyor. Ama o her toplumda olur. O biraz da orada güneş olmamasından kaynaklanıyor. Ve dikkat ederseniz çoğunun da kadın lideri var. Şu anda önümdeki ekranda üç kadın bir erkek görüyorum diye size yalakalık yapmıyorum. Ben hakikaten kadınların dünyayı yönettiği bir dünyanın çok daha barışçıl ve akılcı bir dünya olacağı görüşündeyim. Belki kadınlar başka türlü düşünüyordu bilemem. Ama bunun örnekleri var. Yani böyle yaşamak zorunda değiliz. Bu bizim kolektif irademize kalmış bir şey. Ve ben yani bu nesil
X ve Z nesli hakkında okuduklarım doğruysa o tarafa doğru gidiyoruz. Ya arkadaşlar şöyle çok basit bir şekilde anlatayım. Bugün Amerikan Basketbol Ligi'nde oynayan bir kardeşimiz 10 senede 150 milyon dolarlık kontrata imza atıyor. Geçen gün 72 milyon pound'a galiba bir futbolcu kardeşimiz bir yerden bir yere transfer edildi. Şimdi bir kapitalist ekonomist olarak bunlara baktığınızda piyasa böyle değer biçmiş. Benim sorunum olmaz, bu fiyatlama doğrudur diyebilirsiniz. Bir de şöyle bakmak var. Bu kardeşimiz acaba 10 milyon pound versen oynamaz mıydı? Ve hakikaten 72 milyon pound'u hak edecek kadar sosyal bir değer üretiyor mu? Bence üretmiyor. Tamam, bizden çok daha fazla kazanma hakkına sahiptir. Çünkü çok özel bir yeteneğe sahip. Ama ne kadar daha fazla kazanma hakkına sahiptir? İşte bu soruya toplum cevap verecek ve toplum doğru cevapları verdiğinde de ben toplumsal yapının değişeceğini umuyorum. Arkadaşlardan sorusu olan var mı? Ona hemen ben arkadaşlara sesleneyim. Sorusu olan arkadaşlar... Sorabilir miyim? Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz ve sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ediyorum size. Çok rica ederim. Günümüz dünyasında bazı özel şirketlerin ekonomik güçlerinin ülkelerden bile yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ve bazı buna paralel olarak bazı insanların sözlerinin ülke yöneticilerinden daha fazla yankı uyandırdığını da görüyoruz. Demin verdiğiniz örnekte Elon Musk, Jeff Bezos diyebiliriz bunlara örnek olarak. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda siz bir özel sektör devlet çatışması bekliyor musunuz? Devletler sizce kendini buna göre uyarlayabilecekler mi? Yoksa dediğim gibi çatışmalar artarak devam eder mi? Teşekkür ederim. Yok, görmüyorum. Özel sektörün gücü toplumun yeteri kadar karşı koymamasından kaynaklanıyor ve seçim kampanyalarına katkılarından kaynaklanıyor. Devletler istedikleri zaman özel sektöre istediklerini yaptırıyorlar. İşte bunun en güzel örneği son derece karlı olmasına rağmen Trump çıktı. Bütün Çin şirketlerinin Amerika'ya teknoloji satmasını yasakladı. Şimdi iki misli pahalıya alıyorlar ama Amerika'da devrim olmadı. Çin'de biraz bu Alibaba, Tencent, şudur budur, Baidu falan öne çıktı. Xi Jinping hemen kafalarına tekmeyi vurdu ve onlara hadlerini bildirdi. Toplumun demokratik haklarına sahip çıktığı ve kendini yönetenlere yeteri kadar baskı yaptığı bir ortamda böyle şeyler olmaz. Özel sektör hiçbir zaman bu kadar güçlü değildir. Ve zaten yani bunlar bireysel görüş değil. Kapitalist teoriye dışarıdan bakışı okuduğunuzda özel sektörün devletle iç içe sembiyotik yaşadığını ve onsuz yapamadığını görürsünüz. Ve burada erkil güç ya da eril güç devlettir. Özel sektör değildir. Ha, niye peki bütün bu bahsettikleriniz oluyor ki? Doğrudur. Çünkü devlet müsaade ediyor ve vatandaş müsaade ediyor. Yani vatandaşın tepki gösterdiği ortamlarda bunların olmadığını görüyorsunuz. İşte Trump 4 yıl dayandı. Yani diyorlar ki efendim diktatörlük geri geliyor. Yok. Ben size sırada gidecek olanları da sayayım. Brezilya'da Jair Bolsonaro gidecek. Boris Johnson'ın çok uzun süre başta kalacağını düşünmüyorum. Filipinler'de Duterte diye bir abimiz daha var. Onun da günleri çok uzun olmayacak. Sonuçta toplum kararları veriyor. Ama bazen toplum pasif kalıp bu kararları vermemeye karar veriyor. Bu da bir karar. İşte o zaman özel sektör tabii alabildiğini, aklına geldiğini yapıyor. Evet, sıradaki soru. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hemen akla... Buyurun. Ben de bir soru sorayım diyecektim. Tabii hemen. Öncelikle hocam teşekkür ederim katıldığınız için, bize bu şekilde fikrinizi beyan ettiğiniz için. Ben finansal piyasalar hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyordum. Bu hedge fonda çalışan traderlar, analistlerin geleceğinde ne? Ben meslek olarak fon yöneticiliği, bu hedge fonlarda çalışmak istiyorum da. Analist olarak vesaire. Buranın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çünkü burada da algoritmalar %80'in, mesela Forex piyasasının %83'ündeki parayı
algoritmalar yönetiyormuş. Gelecekte analistlere, finansal piyasalarda çalışan traderlara ihtiyaç olur mu? Buralarda iş edinebilir miyiz? Yoksa buralarda tamamen algoritmalara geçer mi sizce? Çok hiç güzel bir soru Furkan. Hiç merak etme. Bu algoritmalara devretme de bir modadır. Geçecek. Bunun iki sebebi var. Ben bir yapay zeka uzmanı değilim ama elden geldiğince bu konuyu takip. Beni de ilgilendiriyor. Yani yarın yapay zeka ekonomik teori uydurursa biz ne oluruz ya? Şurada iki kuruş ekmek parası kazanıyoruz. Çıkıp bir tane Max Headroom bir YouTube yapsa, bizim trafiği çalsa öldük gittik. Arkadaşlar iki tip yapay zeka var. Bir özel, bir de genel, singularity'ye giden yapay zeka. Özel belli bir konuya uzmanlaşmış ve kendi hatalarından öğreniyor. Genel herhangi bir soruya cevap verebilecek veya analitik sorunu çözebilecek şeklinde kendine eğitebilen yapay zeka. Birinci konusunda son derece başarılı. Mesela işte söylüyorlar, satrançta makine insanları yeniyor. Çinlilerin bir oyunu daha var, onda da yeniyor. Yener tabii. Neden? Çünkü sonuçta satrançta yapabileceğin hamle sayısı sınırlıdır. Hadi pokerde yensin de göreyim. Ya da tavlada. Hayat satranç değil arkadaşlar. Hayat pokerle tavla arasında bir şey. Yani elinize biraz kağıt gelecek, biraz da taşları nasıl oynamayı bileceksiniz. Yapay zeka bu konularda hiçbir şey yapamaz. Ve yapay zeka portföy de yönetemez. Birinci sebep bahsettiğim gibi. Böyle bir yeteneği yok. İnsanoğlunun verdiği, şimdi bakın, mali piyasalar yalnız kendi iş dinamiklerinden etkilenen değil, aynı zamanda siyasetten, iklimden, işte pazartesi göreceksiniz bizim piyasalarda ne olacağını. Çok çeşitli şeylerden etkilenen ve fiyatlayan yapılar. Algoritmalar bunlara karşı hiçbir şey geliştiremez. İkincisi, daha kimsenin tersini ispat edemediği bir kural var mali piyasalarda. Etkin fiyatlama. Yani hiçbir fon yöneticisi çok uzun süre risk almadan piyasanın üstünde getiri elde edemez. Bunun bir tek istisnası var. Çok uzun vadeli yatırım yaparsınız. İşte Warren Buffett gibi, Mark Bobius gibi. Yani malı yarı değerine düştüğünü alırsınız ve değerine çıktığında satarsınız. Ama bunun dışında baktığınızda dünyanın en zeki fon yöneticileri bile mesela 5 yıllık bir ufukta piyasayı yenemiyor. Piyasa ortalamasının üstüne çıkamıyor. Dolayısıyla merak etme, algoritmalar görevini çalmaz. Ve ikincisi, piyasayı yenemesek de bizim gibi uzmanlara, analistlere, görüş belirtenlere ihtiyaç var. Sebebi de şu, piyasa etkin fiyatlama yapacak derken neyi kastediyoruz? Piyasanın doğru bilgi almasını kastediyoruz. Peki o doğru bilgiyi kim sağlayacak? Uzmanlar sağlayacak. Eğer 1000 kafadan 1000 çiçek fışkırmazsa, inşallah Mao'yu katletmiyorum hocam. Edo çok demokrat bildi. 1000 kafadan 1000 değişik fikir fışkırmazsa, bunlar piyasanın şeyinde demir çelik yorumlaya bak. Neyse, bunlar piyasada şöyle güzel bir karıştırılıp helva haline gelmezse ortaya etkin fiyatlama da çıkmaz. İşte bizim görevimiz piyasanın önüne geçmek, piyasanın ne yapacağını tahmin etmek değil, görüşlerimizle piyasayı beslemek. Ve dolayısıyla hiç merak etme. Hele sen bir 10 sene daha yaşlan, o zaman bu işlerin çok büyüdüğünü göreceksin Türkiye'de bile. Sebebi de gayet basit. Toplum yaşlanıyor. Dünya toplumu yaşlanıyor. Ve dünyanın hiçbir yerinde sosyal güvenlik sistemleri de insanlara yaşlılıklarında rahat bir hayat sağlayacak kadar zengin değil. Dolayısıyla özel servet birikimi artmak zorunda. Yani besler vasıtasıyla, fonlar vasıtasıyla. Atilla Bey, bu noktada ben de bir katkı yapmak isterim. Bence bu bilinç noktasındaki belirsizliğimizin altını, kısıtlarımızın altını çizmeniz bence çok yerinde. Çünkü bilinç felsefesinde malumunuz buna zor problem diyorlar ve kendi varlığımızdan haberdar olma manasında
otobiyografik benlik dedikleri kendinden, kendin üzerine düşünerekten kendinden haberdar olma noktasında o şuurun, bilincin, beynin neresinde olduğunu maalesef tüm araştırmalara rağmen çözemediler ve bu sebeple bu fenomenolojik bilinci, yani bu dış dünya hakkındaki edimlerimizin korkular, endişeler, hayaller yerlerini gösterebiliyorlar beyinde. Fakat bir şekilde o şuurun yerini gösteremiyorlar. Yani sizin o işte tanrı, ruh, bilinç noktasındaki hali hazırdaki yetersiz pozisyonumuzla biz nasıl olacak ki bir yapay zekayı bizim de kendi üstümüzde olacak şekilde inşa edeceğiz ve her şeyi ona bırakacağız. Burası bence sizin ifade ettiğiniz çok önemli bir noktaydı. Doğru anladıysam. Evet, son derece doğru anlıyorum. Aslında benden çok daha güzel ifade ettiniz. Samimiyetle minnettarım. Teşekkür ediyorum. İkinci bir nokta, benim acizane daha önce bu bilinçle alakalı, yapay zeka ile alakalı okuduğum, mesela Microsoft bir yapay zekayı Twitter hesabına bağladı ve bütün internetteki bütün internetteki her şeyi bu yapay zekanın hizmetine verdi ve bu yapay zeka buradaki her şeyi okuyaraktan ilk tweetini Hitler was right olarak attı. Hitler haklı. İkinci tweeti. Efendim? Doğrudur. Çok evet. Doğru. Devam edin lütfen. İkinci tweet'i zenciler aleyhine oldu. Siyahiler diyelim burada. Siyahiler aleyhine, ırkçı bir tweet oldu. Üçüncü tweet'i de kadınlar aleyhine oldu. Ondan sonra da zaten kapattılar bu yapay zeka. Çektiler fişini her gelenin. Evet. Dolayısıyla burada zaten öğrenilen verilerde bir söz konusu işte ırkçılıkla ondan sonra seksizmle malul bir data, bir veri elde olduğundan dolayı, bunları öğrenen de bir süzgeçten geçiremediğinden dolayı, insanın yapabileceği, biraz önceki portföy yönetimi manasında söylüyorum, bir analiz kabiliyetiyle bunu süzemeyeceğinden dolayı malum tweetler ortaya çıktı. Dolayısıyla yapay zekanın kesinliği, hızlılığı ve disiplini insan karşısında tabii ki satranç gibi kesin bir oyunda muazzam bir avantaj ortaya koyuyor. Ama biraz önce ifade ettiğiniz gibi zarların devreye girdiği tavlada ya da temel analizin devreye girdiği, öyle değil mi, piyasa çözümsemelerinde nihayetinde bir insanın çözümsemesine, öngörüsüne, sezgisine muhtaç kalıyor. Yani burada nihayetinde insanın bir dokunuşu, bir sihirli dokunuşuna her daim ihtiyaç olacak gibi geliyor. Sizinle hemfikir olduğumu bildirmek adına ben de aynı noktada olmamızdan duyduğum mutlulukla bunu ifade ediyorum. Bilmiyorum, bu bilinç konusu üzerine ileride sohbet etme imkanımız olur mu? Çünkü çok engin İnşallah. Bir konu bu. Öyle yani, bu hani şey değil, bu hakikaten ben size başka bir model vereyim. Tamam, peki hadi, yapay zeka bilince erişti. Ya bize müşfik bir anne gibi davranmaya karar verirse, bizi yaramaz çocukların hatalarını affeden ya da son derece dindar bir yapay zeka çıkar da bütün şeyini, bilgisayar hafızasını Tanrı'yı aramaya adarsa ne yapacağız? Yani nereden biliyoruz? Yani bu hakikaten çok şey, bilmediğimiz konularda yorum yapıyoruz. Ya da eli sopalı bir yapay zeka olabilir. Yani o da bazılarını ortadan kaldırabilir. Evet. Mesela Trump'tan başlayabilir. Zararlıları vurabilir. Arkadaşlar yine kusura bakmayın, Ian Banks'in ismini şey yapıyorum. Bu arkadaş rahmetli oldu, bir İngiliz bilim kurgu yazarı. The Culture, kültür kitaplarını okuyun. Burada akıl almaz bir deha, yani burada bilince sahip yapay zekaların insanlara nasıl gülümseyerek tahammül ettiklerini ve onların yaşamasına destek oldukları anlatılıyor. Yani yapay zekadan hiçbir anlamda korkulacak bir şey yok. Bir şey daha ekleyeceğim. Finansal piyasaları atomize olarak incelemekten vazgeçip zaman içinde trendlere bakarsanız hep finansal krizleri göreceksiniz. Ve finansal krizler hiçbir şekilde hesaplanamazlar. Çünkü sürü davranışı, panik, işte modaya uyma gibi
tamamen hesaplamanın dışında psikoloji ve sosyoloji alanlarında şey yaparlar. Bir yapay zekanın bunlarla başa çıkmasına veya öğrenmesi. Yani ileride 300 sene sonra ne olur kimse bilemez tabii ki ama yani benim hayatımda, sizin hayatınızda olacak bir şey değil. Hiç merak etmeyin. Evet. Evet arkadaşlar, sorusu olan. O zaman soru, yeni sorular akla gelene kadar bu gelecek ve dünya çözümsememiz sonrasında belki ölçeği küçülterekten Atilla Bey'e ülke bazında bir şeyler sorsak diyorum. Şimdi Atilla Bey, Oğuz Atay diyor ki ülkemiz ilk bakışta diğer ülkelere benzer. Bu bakış kuş bakışıdır diyor. Şimdi bu kuş bakışı kuşun yüksek irtifadan bakışı mıdır? Yoksa beyninden doğan bir bakış mıdır? Bunu bilmiyorum. Ama istisnai bir ülke olduğumuz aşikar. Hem doğuda hem batıda ya da bazılarının çözümsemesiyle ne doğuda ne batıda mevcut olaraktan mensup olduğumuz ve ait olduğumuz farklı farklı medeniyetlerin olduğu dile getiriliyor. Zaten içinde olduğumuz krizlerin tarihsel çözümsemesini de bu noktada yapanlar var. Çok da iktisadi analiz yaparken çok da uzaklara, tarihe yaslanmak istemiyorum ama sizin çözümsemeniz nedir? Yani pilotaj hatalarının dışında tarihsel olaraktan bu yaklaşımlar, kurumsal yaklaşımlar acaba içinde olduğumuz kısıtların anlaşılması için bize bir şeyler söyler mi? Yoksa bunlar halihazırdaki hatalarımızın kaçınılmazlığı noktasında bizim ürettiğimiz bahaneler midir? Yok, ben de belki yani buna exceptionalism deniyor. Yani kendi toplumunu, kendi ırkını veya milletini başkalarından farklı veya üstün görüyor. Ben üstün değil, farklı görüyorum. Yani Türkiye 2-3 ayrı etkiyle yoğrulmuş gibi. Bir tabii ki Anadolu kültürü var. Yani biz burada neyin devamı olduğumuzu bazen fark etmiyoruz. Tabii ki Orta Asya'dan geldik. Kimimiz Orta Asya'dan, kimimiz ama bu da milattan 9000 yıl önce Göbeklitepe vardı arkadaşlar. Ve 10. ve 11. yüzyılda Malazgirt zaferinden sonra yani o 200 yıl sonra oradan 200 yıl sonra Türk Anadolu'ya gelen Türk sayısı 1 milyon civarındadır. Ondan önce 3-4 milyon daha yaşıyordu burada. Ve onlara Bizanslı diyorduk. Fatih Sultan Mehmet'in ilk titri Kaiser. Ne anlama geliyor hocam? Roma İmparatoru. Evet. Burası doğrunun devamıdır. İkincisi biz Müslümanız. Yani herkes olmayabilir ama ya töresel olarak ya hakikaten ibadet anlamında Müslümanız. Ama aynı zamanda Batılıyız. Ve böyle başka bir toplum yok. Ben bilmiyorum. Asya'yı çok iyi bilmiyorum ama takip edebildiğim kadarıyla orada da yok. Yani bu kadar iki kimliği iç içe barındırmış ve devamlı bunun tezatını yaşayan başka bir toplum yok. Üçüncüsü biz bütün eksiklerine, bütün gediklerine, hatalarına rağmen hala bir miktar demokrasi, kapitalizm ve Müslümanlığı sekülerizmle kaynaştıran bir toplum üretmeyi başarmışız. Tepeden bakmamak lazım. Ben içeriden bakıyorum. Mesela bu konuda çok ilginç araştırmalar var. Yani yeni bir muhafazakarlık anlayışı var. Çok daha toleranslı, çok daha burjuva, çok daha batıyla barışık bir muhafazakarlık anlayışı var. Dolayısıyla Türkiye hakikaten kendine özgü bir yer. Ama maalesef bu kendine özgülüğün hakkını verememiş Türkiye. Bu değerleri bir araya getirip bir sentez ve buradan bir model ve enerji üretememiş. Türkiye'de şu andaki bizi en çok bayan konular işte muhafazakarlar ve sekülerler arasındaki tartışma. Kürtlerle Türkler arasında ya da kendini öyle görenler. Yani ben açıkçası vallahi babaannem Kürt'tü, dedem Kıbrıslı, nereliyim bilmiyorum. Sorduklarında Türk diyorum. Ama birisi başka bir şey derse ona da itiraz etmiyorum.
Üçüncüsü de tabii çok konuşulmuyor yani Aleviler. Yani Türkiye'de bir tek Müslümanlık yok. Yani Müslümanlığın zaten hani Alevi, Sünni ana dallarını ayıralım. İşte Şafilik var. Şiilerin bir kolu olan ismini unuttum. Orada da 2 milyon vatandaşımız var. Yani çok geniş bir İslam tasavvufu ve yorum anlayışı var. Ve bunların arasındaki sürtüşmeleri biz aslında yeni zannediyoruz. Ama lise tarih kitaplarından 2. Selim'i hatırlayın. Kavga o zamandan başlıyor. Batıya uyalım mı yoksa kendi değerlerimize sıkı sıkıya kapanıp özgün bir şey mi üretmeye çalışalım? Kürtlerle sorun olmamış çünkü Osmanlı Kürtleri rahat bırakmış. Siz demiş ne yaparsanız yapın ben karışmıyorum. O tarafa pek girmiyorum. İşte Alevileri katletmiş filan. Nereden bakarsanız bakın şu anda bizi kasan ve bayan çatışmaların hepsi 2-3 yüzyıl önceye dayanır. Ve bunları aşmak için elimize tek bir fırsat geçmişti. Bu doğru olduğu, benim doğrum olduğu için söylemiyorum. Türkiye toplumunun belki %80'i, buna Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil, İslamcı kardeşlerim de dahil, Avrupa Birliği şemsiyesi altında bütün sorunlarımızın daha rahatlıkla halledilebileceğine gönül vermişti. Maalesef Avrupa Birliği bizi reddetti. Kıbrıs bahanesinin arkasına sığınarak. Aslında Müslüman olduğumuz için çok açık söylüyorum. Türkiye'yi içine almayı reddetti. Ve bunu çok kaba bir şekilde ve bütün umutlarımızı kıran bir şekilde yaptı. Ben AKP'nin yükseliş devrinden duraklama veyahut da sizin görüşünüze göre gerileme dönemini bu redde bağlıyorum. Başka sebepleri de vardır eminim. Ve böyle bir dış çıpayla ancak sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyorum. Ya da belki hakikaten Müslümanlık kendi burjuvasını yaratıyor ve Müslüman kimliğini kaybetmeden daha kapitalist, daha toleranssız, daha kentli yaşamak isteyen bir toplum ortaya çıkacak ve bu toplum işte insanların cinsiyetine, etnik aidiyetine, dinine filan pek aldırmayacak ve birlikte yaşamayı öğrenecek. Türkiye için ancak böyle iki çözüm görüyorum. Şu anda kısa vadede sosyal ayrımlarımızı çözmeden bir ekonomik anlamda veyahut da kalkınma anlamında çok büyük bir aşama kaydedeceğimizi düşünmüyorum. Ama öte yandan da dip dalgaların Türkiye lehine çalıştığını görüyorum. Dediğim gibi gençlik, kentleşme, internetin getirdiği iletişim imkanları, batıya olan ekonomik entegrasyonumuzun artması vesaire vesaire. Bütün bunlardan dolayı da uzun vadede umutluyum. Türkiye bir noktada kendi modelini geliştirecek ve buna göre de hak ettiği yere varacak. Hak ettiği yer neresi derseniz en az Güney Kore. Yorulmaya başladım hocam. En az Güney Kore ve İspanya diyorum. Yani bu bir hayal değil. Hakikaten istediğiniz kriter bazında karşılaştıralım. Güney Kore hangi ham maddelerle bu hale geldiyse bizde bunlar kat be kat var. Evet. Hocam sizin Kaiser girizgahınız üzerinden ben Cemal Kafadar Hoca'nın önemli bir tarihçi. Kendine ait bir Roma adlı çalışmasını size önermek isterim. Orada nasıl bizim tarihimizin Roma kültürüyle Rumilik üzerinden kurduğu ilişki ve dolayısıyla hiç yeni bir kavram olmadığı, Romalı olmanın, Rumi olmanın hiç yeni bir kavram olmadığını bizim tarihimizde insanımız ve kültürümüz için Cemal Kafadar Hoca gerçekten yetkin bir şekilde ortaya koyuyor. Malum hepimizin bildiği Mevlana Celaleddin'i Rumi, yani Romalı Mevlana Celaleddin, bir İslam düşünürü, sufisi olaraktan hepimizin kültüründe ve şuurunda yer etmiş bir tarihi figür. Bu manada bizim batıyla bağlarımızın zannettiğimizden daha derinden kurulmuş olduğunu da belki söylemek mümkün. Bu manada Osmanlı kendini hep bir Rumeli İmparatorluğu. Zaten sorunlarımız evet. Oradan kaynaklanıyor hocam. Anadolu'ya önem verseydi bu halde mi olurduk? Bir başka şöyle bir tarihsel bilgimiz var ki bizim Rumeli'de topladığımız vergiden iki katı daha fazla yatırımımız olmuş Rumeli'ye.
Dolayısıyla imparatorluğun merkezini zaten Avrupa Rumeli olaraktan gören bir yönetim, yeri geldiğinde sizin de belki bildiğiniz üzere başkenti Belgrad'a taşımayı bile düşünmüş. Bunu bilmiyordum ama şey yapmam, yani yatsımam. Doğrudur. Evet. Tabii, daha merkezde bir yerde olması lazım. Kanuni zamanında başkentin Belgrad olması isteniyor. Yalnız Belgrad'ın malum soğuk bir şehir olmasından dolayı İstanbul bürokrasisi ayak diriyor buna. Yani iklim şartları. Yani tabii geçmişe dönüp böyle bir deney yapacak halimiz yok ama gerçekten imparatorluğun ve tarihin seyri, eğer öyle bir başkent taşınması gerçekleşseydi ne olurdu? Bu da ayrı bir soru olarak karşımızda duruyor. Ben sizinle, yani sizle şu an oturum yaptığımdan dolayı değil ama hakikaten aynı fikirdeyim. Türkiye'nin çok büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. En azından sizin de ifade ettiğiniz Güney Kore kadar bazı işleri başarabileceğini düşünüyorum ve ümitkarım bu noktada. Ufak tefek uyumlanmalardan sonra ve bir şekilde aynı dili konuşulabilir seviyeye toplumun farklı katmanlarının gelmesi ardınca Türkiye'nin yeni bir sentez üretebileceğini ve geleceği daha sağlam kurabileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Ama bu nokta ya gelmek tabii şüphesiz sancılı olacak. Bir soru var Atilla Bey. Evet, son soru ama hakikaten tamam. Çok yoruldum çünkü. Ondan sonra müsaadenizi rica edeceğim. Tabii estağfurullah. Evet, süreyi doldurmuşuz zaten. Çok kısa olaraktan o zaman, çok kısa cevabınız arkadaşımızın... Tabii yok estağfurullah. Gönlü olsun diyerekten soruyorum. Konusu değil tabii ki. Endüstriyel demokrasiyi siz nasıl tanımlarsınız ve Türkiye'de endüstriyel demokrasi uygulamanı nasıl bulursunuz diyerekten bir soru gelmiş. Ondan sonra size teşekkür edeceğiz Atilla Bey. Bu tanımı çok iyi bilmiyorum. Belki John Galbraith'in acaba sanayi askeri kompleksinden mi, yani sanayi askeri işbirliğinden mi kastediyor bilmiyorum. Ya da endüstriyel toplumların sosyal gelişiminden mi, soruyu şey yapamadım. Merve Hanım, mümkün mü? Açabilir misiniz? Endüstriyel demokrasiden kastınız nedir? Yani demokrasiyle kalkınmayı bir arada getiren ülkelerin gelişmişlik seviyesi mi kastınız? Merhaba öncelikle. Merhabalar Merve Hanım. Çok teşekkürler hocam sorumu dinlediğiniz için. Aslında buradaki kastettiğim şey şuydu, yani endüstriyel demokrasinin sosyal gelişimi, ülkelerin sosyal gelişimini nasıl etkilediği. Vallahi ben buna demokrasi özel, yani şu şey, endüstrileşme toplumun geçtiği merhalelerden biri ve insanları bilinçlendirme anlamında faydalı olduğunu da biliyoruz. Demokrasiyle kalkınma arasındaki bağ ispat edilmiş durumda. Yani biz ekonomistler olarak ne kadar ispat edebiliyorsak ispat edilmiş durumda. Daron Acemoğlu'nu okuyun. Dani Rodrik'i okuyun ki bunlar Türk vatandaşıdır ya da Türk vatandaşıydı zamanında. Sebebi de şu, yani demokrasi bir sandığa gitme ya da belli partinin iktidar olması değil, bir iletişim ve enformasyon akım mekanizması olarak görün ilk önce. Eğer vatandaş açık ve özgür bir şekilde isteklerini devlete iletemiyorsa, devletin etkin bir şekilde bizi yönetmesi mümkün değil ki. İkincisi, demokrasiyi bir sözleşme, uygulama ve denetim mekanizması olarak görüyorum. Bağımsız yargının en önemli görevi budur. Üçüncüsü, mesela özgür basını halkın istekleriyle devlet arasında bir filtre olarak görün. Demokrasinin çok çeşitli ve pek anlaşılmayan taraflarını tavsiye ediyorum, şey yapıyorum, anlatıyorum. Bunları ortadan kaldırdığınızda her şeyi bir kenar bırakın. Devletin etkin karar vermesini ve bu kararın vatandaşlara uygulanmasını kaybediyoruz. Çünkü devlet ne istediğimizi bilemiyor. Ve devlet kendi başına, devlet de yapay zeka gibi arkadaşlar. Devlet kendi başına iradesi olmayan beyinsiz bir organizma. Devletin tek amacı bize hizmet etmek.
bize tahakküm etmeye kalktığında, bizim görüşlerimizi almadan hareket etmeye kalktığında işte başımıza bunlar geliyor. Ekonomik anlamda da, sosyal anlamda da. Dolayısıyla çok geniş anlamıyla, yani bireysel özgürlüklerden yargı bağımsızlığına, çok sesli parlamentoya, basın özgürlüğüne kadar bütün kurum ve kurallarıyla demokrasiyi icra eden ülkelerin daha hızlı kalkındığını görüyoruz. Her zaman bunu söyledim. Efendim Çin ne olacak diye bir cevap geliyor. Çin çok yanlış bir örnek. Sebebi de şu. Bir, Çin kalkınmış bir ülke değil. Bizim gördüğümüz Çin, kıyı şeridinde yaşayan 200-300 milyon insan. Şöyle bir Gobi çölüne, Moğolistan'a doğru gidin, akıl almaz bir sefalet göreceksiniz. Ortalama gelirle medyan gelir arasında çok fark var. İkincisi, Çin demokratik değil ama kapitalizmi benimseyerek bu noktaya geldi. Mao ve Dörtler Çetesi döneminde yapılanlardan sonra gelen bütün liderler kapitalizm adım adım ülkeye getirdiler. Mesela bundan 15 yıl önce, belki 20 yıl önce mülkiyet hakkı yoktu Çin'de. Dolayısıyla kimse çalışmıyordu. Şimdi insanlara ev alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz, şirket kurabilirsiniz dendi. Ve bunun karşılığında insanlar çalışmaya başladılar. Dolayısıyla Çin her anlamda kötü bir örnek. Bizim demokrasi olmadan, bakın büyümeyi değil, işte Suudi Arabistan da büyüyor. Demokrasi olmadan kalkınmayı becermiş hiçbir ülke yok yakın tarihte. Ancak böyle sorunuza cevap verebiliyorum. Bir de son bir şey söyleyeyim. YouTube videolarımın içinde değerli hocam Şevket Pamuk'la Osmanlı İmparatorluğu hakkında bir röportajım var. En sevdiğim söyleşidir. Osmanlı gerçekten neymiş, ne yapmış? Belki izlemek istersiniz. 25 dakikalık bir röportaj. Zannedersem evet. İzledim diyerekten hatırlıyorum onu. Arkadaşlarımıza tabii önermemiz değerli. Şevket Hoca da son derece değerli bir iktisat tarihçi ve onun analizleri bence ufuk açıcı. Özellikle nasıl vergi toplayamadığımız toplayamadığımızın tarihsel kökleri gerçekten bakalım. Çok derinlere uzanıyor. Atilla Bey çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadınız. Bizlerle beraber oldunuz. Yine yeni bir ortamda, yeni bir etkinlikte sizlerle bir araya gelmeyi ümit ediyoruz. Tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz size ve eşinize. Çok sağ olun. Evet, onları tanıştınız. Değerli arkadaşlar, sizlere de sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarız ki istifade etmişsinizdir bu değerli sohbetten, Atilla Bey'in katkılarından. Estağfurullah. Tekrar bir araya gelebilmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Atilla Bey, görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere en ufak bir katkım olduysa benim için hizmettir ve elimden geldiği kadar da her fırsatta sizinle birlikte olmak için bütün gayreti göstereceğim. Değerli hocama da çok teşekkür ediyorum bana yol gösterdiği için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay.